Ne bu? Ne oluyor oğlum burada? Durakta düğün mü var? Sinan? Ne oluyor oğlum? Bir şey oldu yok baba. Gördüğün gibi grevdeyiz. Ben de grev gözlüsüyüm. Eylemimize devam edeceğiz. Haydi arkadaşlar. Akasya'nın şişmanı. Şoför düşmanı. Akasya'nın şişmanı. Şoför düşmanı. Yazıklar olsun terbiyesizler. Akasya'nın şişmanı. Şoför düşmanı ha. Utanmıyorsunuz değil mi terbiyesizler? Ulan hepinizin işini ben veriyorum. Parasını ben veriyorum. Bu nasıl düşmanlık böyle ha? Nankör herifler. Akam grev olunca normal oluyormuş. Biz greve gittik akam. Öyle. Evet. Grevdeyiz ve hakkımızı elde edene kadar haklı mücadelemizde, eylemimizde, grevimizde kararlıyız Nuri Baba. Osman, hani sen benim tarafımdaydın? Sonra arkadaşlar beni bana anlattılar. Yani beni şey ettiler. İkna ettiler. Ben hop o tarafa şey ettim yani. Onların tarafına geçtin ha? Kızma kardeşlik. Ben gariban. Garibandan gel. Helal olsun Osman Aga sana. İşte Osman Aga da bizden gelen Nuri Baba. Hadi emekçi kardeşlerim çalın. Buyurun efendim Akasya durağı. Taksi mi istiyorsunuz? Abi bir saniye müsaade ederseniz bahçeye bakayım şoför arkadaşlar gelmiş mi? Hepsi işe çıkmışlardı da. Bir saniye. Kesin! Arkadaşlar, müşteri taksi bekliyor. Gelin şu işe bir son verin. Müşterileri mağdur etmeyelim. Vallahi Nuri Baba, biz burada grevdeyiz, meşgulüz. Biz gidemeyeceğiz, istiyorsan sen kendin git, buyur yani. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz, ben nasıl giderim ya? Baksanıza şu halinize, zaten işi sıyırmışsınız. Kime emanet edeceğim ulan bu durağı? Baba, madem sen müşteriye gidemiyorsun, biz grevdeyiz, biz gidemiyoruz. O zaman sen de bize katıl, halayımıza devam edelim. Hadi! Ay, patron greve destek olayım. Ne desteği be? Saçmalamayın. Allah Allah! Siz manyak mısınız ya? Ooo! Nuri Baba gelmiş. Buyur Nuri Babacığım, ayran iç. 5 lira alayım. Ne 5 lirası? Grevdeki işçileri beleş ağaya yani Nuri Babacığım sağ paralı dur. İstemiyorum ben be. Bundan sonra bana baba demeyeceksiniz. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum işte o kadar. Ya sen de bizim isteklerimizi kabul et Nuri Baba. Biz de dönelim durağa yani. He? Çok beklersiniz. Kameralar geldi. Evet sevgili seyirciler, Kavacık'taki Akasya durağında şoförler greve gittiler. Grev yerinde renkli görüntüler var ve şu anda şoförlerle konuşuyoruz. Bunlar nereden çıktı be? Ben çağırdım Nuri Baba. Pardon, baba demeyecektik. Evet ben çağırdım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu durakta bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Bu drama herkes ortak olsun, herkesin haberi olsun istedim. Oğlum sen manyak mısın ya? Hangi insanlık dramı? Duyan da burada adam kesiyoruz sanacak be. Talepleriniz nelerdir efendim? Ben buradan 75 milyona seslenmek istiyorum. Abi biz Yerel TV. Sadece Kavacık halkı izliyor bizi. Tamam lan uzatma işte. O zaman Kavacık halkına seslenmek istiyorum. Ey Kavacık halkı. Bu gariban taksicilerin sesini duyun. Burada bir zulüm vardır. Burada bir sömürü vardır. Burada bir işkence vardır. Burada çalışan emekçi şoförler zulüm altındadır. Peki o zulmü, o işkenceyi kim mi yapıyor? İşte bu adam yapıyor. Bir dakika çekmeyin ya. Bir dakika durun. Arkadaşlar bazı taleplerimiz var. Örneğin biz ücretlerimizin iyileştirilmesini istiyoruz. İkincisi hafta sonu tatil istiyoruz. Yani cumartesi pazar günleri çalışmak istemiyoruz. Ailemizle çocuklarımızla birlikte olmak istiyoruz. Ve üçüncüsü ve de en önemlisi bir yıl çalışıyoruz. Bunun karşılığı olarak bir ay hakkımız olan, yasal hakkımız olan tatilimizi, yıllık tatilimizi yapmak istiyoruz. Evet arkadaşlar, grevimiz devam edecek. Sloganlarımıza başlayalım. Akasya'nın şişmanı, şoför düşmanı. Akasya'nın şişmanı, şoför düşmanı.
O Akasya'nın şişmanı, şoför düşmanı. Aa, hele bu bizim durak değil mi? Bu ne ya? Durakta grev varmış. Aa, bizimkiler greve gitmişler. Kale inanmıyorum. Nuri Mia karşı greve gitmişler. Namikör bu şoförler, namikör. Bu gariban taksicilerin sesini duyun. Sinan da grev gözcüsü olmuş. Kesin her alt onun başının altından çıkıyordur. Aa, hepsi namikör bunların, namikör. Bir dakika Elena ablacığım, namikör neymiş bir kere? Ay, bilip bilmeden konuşmayın Elena hanımcığım ya. Dımahki aralarında bir anlaşmazlık olmuş ki şoförler de greve gitmişler. Eğer kocalarımıza haklarını tas tamam verseydi Nuri Baba, onlar da greve gitmezlerdi, tamam mı? Demek ki buralarına kadar gelmiş artık. Nuri Mu asla böyle bir şey yapmaz. Nuri Mu onların patronu değil, arkadaşı gibidir. Ya burada birbirimizi yiyeceğimize durağa gidip işin aslını öğrensek nasıl olur? Aa, vallahi çok iyi fikir kızcığım. Hadi hanımlar, kalkın durağa gidelim. Evet, çok iyi olur. Şahane olur, harika olur. Hadi bakalım. Nerede benim patron? İyi, orada, ben buradayım. Ya arkadaş, yeter oynadık ya, ayağım şişti. Sinan be, bu çalışırken bu kadar yorulmazdı. Bu grev çalışmaktan daha çok zormuş be. Vallahi ya, grev ne zormuş be abi. Halay çekip duruyoruz, para verdikleri de yok. Ya ben de Narin'den izin almadan greve katıldım. İnşallah Narin duymaz da beni döver vallahi. Ya arkadaşlar, siz nasıl işçisiniz, nasıl emekçisiniz ya? Daha grevin ilk gününden su koyuvermeye başladınız. Dayanın, işçi sınıfı sağlamdır, kuvvetlidir. Greve devam, dayanın. Hadi halay. Ay Sinan, baba. Damat. Seyit, ne oluyor burada? Grev oluyor kulüm, grev oluyor. Kale durup dururken nereden çıktı şimdi bu grev Sinan? Durup dururken değil Eleni yenge, durup dururken değil. Sizin o cimri kocanız Nuri Baba bize zam yapmadığı için, emeğimize, alın terimize saygı göstermediği için grevdeyiz. Safiye, şşt, gelsene alaya gel. Yok artık, daha neler Osman? Ya ne oluyor Sinan? Biz buraya oynamaya gelmedik. Hadi durmak yok, devam, halaya devam. Zılgıt çek Zeynom, zılgıt çek. Ya Osman, senin burada ne işin var? Sen plaka sahibi bir adamsın, sen patronsun. Bu işçilerin yanında ne işin var? Hakikaten baba ya, sen burada grev yapacağına gidip Nuri Baba'ya destek olsana. Safiye, bak ben yağlı pehlivan Osman'ım. Böyle gücümle, kuvvetimle yağlı pehlivan, baş pehlivan oldum. Şimdi ben güçten yanayım ya. Yani işçi, emekçilerden yanayım yani. Kale, siz bu durakta bir ailesiniz. Yakışıyor mu size grev yapmak? Keyfimizden grev yapmıyoruz Eleni yenge. Kocanız bize zam vermediği için grev yapıyoruz. Alnımızın teri için, kutsal emeğimiz için grev yapıyoruz. Nuri Mu, duyduklarım doğru mu? Sen bu çocuklara zam yapmıyor musun? Yahu Eleniciğim, delirmiş bunlar, delirmiş. Zam istenecek zaman mı yahu? İşten kesat zaten. Olsa vermez miyim? Pardon, isterseniz tıraşı keserim Nuri Baba. Bakın oraya ne yazdık. Akasya'nın şişmanı, şoförlerin düşmanı. Yahu ben şu anda bile zor tutuyorum ayakta durağı. Ay sonunu zor getiriyorum ya. Bunların hepsinin durumu benden iyi. Elektriği, suyu, vergiyi ödediğim zaman bunlardan daha az para kalıyor elimde. Pardon arkadaşlar, o zaman şöyle yapalım Nuri Baba. İsterseniz dünyadaki bütün işçi sınıfına haber göndereyim. Hepsi arasında para toplasın, sana yardım ederim. Ne dersin? Ya da şey yapalım, akasya yazsınlar, mesaj atsınlar işte, yardım hesabı. Böyle grevle falan olmaz mı? Şey, bir masaya oturunuz, konuşsunuz, orta bir yol bulunuz. Tamam Eleni yenge. Bak gördün mü Nuri Baba? Eleni yenge bile bizden yana. Yunanistan'ın desteğini almış bulunuyoruz. En iyisi şöyle yap Nuri Baba. Ya bize bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yolumuzdan çekil. Lan nankör, yol mu kaldı ortada be? Bütün gün sabahtan akşama kadar isteklerimiz. Arkadaşlar, işçi sınıfı olarak yılmıyoruz. İşçim, emekçim, davulcum, zurnacım, vur oynayalım. Hadi, paraya devam, greve devam. Evet, tam
sen kanı çaylar. Yenge içer misiniz? Yok sağ ol Ali Kemal. Biz gidelim. Siz için yolcu yolunda gerek. Hadi bakalım. Osman akşam eve erken gel. Hoşça kalın yoldaşlar. Hoşça kalın bacılarım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel olmuş da bu plastik bardaklarla eski tadı yok ya. Osman aga neyin eski tadı var ki? Eskiyi neye çekeceğiz artık? Grev yapıyoruz yani. Ne yapalım? Hay vallahi toprağım doğru değilsen ama... Yani bile benim içimden bir ses değil ki her şey çok güzel olacak. Ya inşallah öyle olur. Yoksa her şey daha da kötüye giderse Nani beni çok da güzel döver yani.